Yonca, şimdi bir sürü şarkı çıkıyor, bir sürü söz yazarı, düzenleme, beste yapan. Fakat hani çok azı tutuyor şarkıları. Sen tutan şarkıyı nasıl anlıyorsun? Yani kokusunu nasıl alıyorsun? Aslında öyle bir formülüm ya da bu yok. Kadar şans mı hepsi sana geliyor? Şans da değil. Ben ne istiyorsam onu söylüyorum. Belki o samimiyet direkt karşı tarafa geçiyor ve hani işte yeter mesela. Yani Sezen Aksu'nun şarkısını bile inanılmaz güzel yorumlamışsın. Çok teşekkür ederim. Ya risk aslında tabii. Hani o riski almayı seviyorum. Bir de kendi sesime yakışacak şarkıyı iyi buluyorum. Yani bir koku almaksa onu söyleyebilirim. Yani kendi sesimi iyi tanıyorum. Neyi iyi söyleyebilirim onu iyi biliyorum. İyi söylersin de gene dillere düşmez şarkı, marş gibi olmaz. Yani işte diyorum ya, o samimiyet herhalde karşı tarafa geçiyor. Bir de işte Yeter içim neredeyse bir albüm süresince çalışıldığı kadar çalıştım. Yani çok çalışıyorum. Aslında işin özeti o, çok çalışıyorum. Yani bir şey, ya karar verdiysen bir şarkıya, bir albüme, işte bir yeni albüm yapmam bile 5 yıl sürdü yani oradan. 5 yıl sürdü. Millet 5 yılda 5 tane albüm çıkarıyor. Yani o yüzden de millet 5 yıl sessiz kaldı mı ona sataşıyor, buna sataşıyor, işte polemikler çıkarıyor. Ben sadece işimi en iyi senin şekilde yapmaya çalışıyorum. Senin daha ben bir kişiye sataştığını bilmiyorum yani. Butik iş yapmaya çalışıyorum. Korkuyor mu? Allah çok şükür. Ne sataşanım var, ne karışanım var, ne skandalım var, değil ne sansasyonum var. Bu biraz kişinin elinde olan bir şey değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Eğer ben hep şunu söyledim en başından beri. Ya ben yastığa başımı huzurlu koymak istiyorum gece yatarken dedim. Aynaya bakarken de hiç utanmak istemiyorum. Çocuğumun da ileride benimle gurur duymasını istiyorum. Annem, bir de çocuğu babam var 5 yaşında. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Yayından kısa bir süre önce öğrenmiş bulunmaktayım. Evet. Çok şaşırdım. Mesela şöyle bir şey oldu. Benim hayatta en para hiçbir zaman kıstasım olmadı. Başarı her zaman benim için hedefim. Hep başarıydı. Annem babamla geçen akşam bir program sonrası telefonla konuştuk. Annem, seninle gurur duyuyorum evladım dedi. Bence en büyük ödül kesinlikle budur bir evlat için. İyi gidiyor. Peki 5 yaşındaki söyledi kızın bu şarkıları oğlum, dinleyince... Oğlum var. Oğlum pardon. Oğlum. Kız olacak. Allah söyletti. İnsan biraz ders çalışır galiba. Yazıklar olsun. Peki oğlum dinlediğinde şarkılarına bir şey söylüyor mu? Oğlum müthiş bir kulağı ve müthiş bir sese sahip. Piyano çalıyor. Belki ilk ona dinletiyorsun. O tabii tabii ilk ona dinletiyorum. O hatta işte albüm bütün şarkılarını biliyor. Yeter'i baştan sona söylüyordu zaten. Hep inanılmaz inanılmaz bir sesi sen var. Sen de bir 20 yıl sonra Tarık Bey'le kızı Zeynep gibi inşallah inşallah alırız seni. Biz böyle nine vaziyette. Eğer düşündüğüm gibi olursa o beni falan geçecek de dünya standardında bir ses olacak. Yani o böyle bir gerçekten hadise olacak yani. Gerçekten yok, hadise olmasın isterseniz oğlum. Yani, hadise olacak. O hadise olacak. Yani az dekolteli olması tercih ediyorum oğlumun. Çok gerçekten dünya standartlarında bir ses olacak ki benim hani aldığım kadarıyla, kulağımın duyduğu kadarıyla. Bahtı açık olsun. Amin. Evet, evet en önemlisi. Seçerse bir de o da bir, o da var. Yani seçerse, bu işi seçerse, bu işi yapmayı seçerse. İyi şanslar. İnşallah. Peki o zaman kısa bir reklam arası verelim. Evet. Evet.